Yazık ya gelenekçileri. Yani bambaşka vücutlarının şekli de bozuluyor ya. Böyle bir garip görünüm. Mesela Mısır'da da öyle oldu. İktidara geldiler böyle kilolu, kahverengi bir görünümde adamlar. Yani elbiseler falan. Her yer koyu kahverengi ve gri. Adamların yüzünde muazzam bir şey, ağırlık var. Hepsi kilolu. Hepsi bitkin. Hepsi sinirli. Hepsi Musevi karşıtı, Hristiyan karşıtı veyahut büyük bölümü diyelim. Müzik yok, resim yok, heykel yok, eğlence yok, kalite yok, sanat yok, yok oğlu yok. Sadece eziyet var. Kadınların ırzına geçiliyor. %70-80 tecavüz vakaları var. Bak kadınların hepsi kapalı. %70-80 tecavüz var. Korkunç bir oran. Mesela Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de %1 bile değildir. Yani binde birdir yani en fazla. Yahut 10.000'de birdir tecavüz vakası. Bak orada %70-80 Mısır'da tecavüz. Bütün kadınlara tecavüz ediyor adeta. Her sokağa çıkan kadına tecavüz ediyor. Gayet normal görüyorlar yani. Siz hep söylüyorsunuz Arabistan gibi ülkelerde cinsiz sapıklık oranı da çok yüksek oluyor bu yüzden. Ya münafıklardan kalma bir gelenek o cinsiz sapıklık. Yani ta Dırar Mescidi'nden kalma bir sapıklık. Şimdi de münafıklara bakın, hep cinsiz sapıktır. Ya kökeninde bu yatar. Kurcalayın bakın. Yani 99 değil mi? %100 sapıktır yani. Münafıklar. Çünkü şeytan ruhu oluyor. O öyle olunca öyle oluyorlar. Kahire'nin bir resmi gösterir miyim? Evet. Görüyor musun Kahire'nin halini? Allah diyor ki bu tip şehirlerden kavruktan başka bir şey çıkmaz diyor. Allah'ın anılmadığı yerler. Ya kardeşim hiç Müslüman şehrine benziyor mu? Yemyeşil olması lazım. Güzel şehrin bitkisi Allah'ın izniyle çıkar. Tamam hem de bitkisi. Evet, öbür şehirlerde kavruk çıkar, bitki olmaz diyor Allah. Çünkü bitki de Allah'ın emrinde. Bitki Allah'ın anılmadığı yerde, şirk olan yerde yaşayamıyor. Evet. Adnan Bey, Mısır'ın bir semtinde çevreyi iyileştirme ve güzelleştirme müdürlüğünün resmi var. Of. Mısır'da çevreyi iyileştirme ve güzelleştirme müdürlüğü. Evet. Belli oluyor hemen bakar bakmaz. En hafifinden böyle yani.